Burası Aydın'ın en işlek caddesinden biri olan Sevgi Yolu. Burası da Efeler Belediyesi'ne göre Adile Naşit Sokak, Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne göre de 1919 Sokak. Aynı partili iki belediyenin bu tabela savaşından dolayı hem vatandaş hem de esnaf oldukça rahatsız. Sokak sakinleri Aydın'ın çözülmeyi bekleyen onlarca sorunu, halkın yerel yönetimlerden beklediği çok daha önemli işleri olduğunu belirtti. Kahramanmaraş depremiyle ilgili enkaz çalışmaları sürerken ve toplumun bu depremin yaralarını sarmakla meşgulken kavganın devam etmesi tepki çekiyor. Sevgi Yolu'nda 50 yıldır esnaflık yapan Berber Çetin Eşici, CHP'li iki belediyenin kendi aralarındaki anlaşmazlığa anlam veremediklerini söyledi. Vallahi bu yol malum biliyorsunuz güzelleştirildi. Adile Naşit Sokağı yapıldı, açıldı. Fakat ondan sonra herhalde diğer Büyükşehir Belediyesi'nden geliyorlar. 1919 sokak yapıyorlar. O lafaları söküyorlar. Tekrar geliyor, Efeler Belediyesi takıyor. Fakat anlaşılmış bir şey değil. İkisi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanları. Bu sokak üzerine iyi karar veremedi, bunu anlayamadık. Yani sökülmesi, takılmasının sebebi nedir? Lütfen otursunlar da Aydın sorunlarına ilgilensinler, bu sokakla ilgilenmesinler. Yani bunun düzelmesi lazım artık. Sokağın ya Efeler Belediyesi'nin söylediği Adile Naşit Sokağı olarak kalması veyahut da 1919 sokağı üzerinde kalması gerekir yani. Bunun üzerine bir karar versinler. Anlaşmazlık var zannedersen. Sokak esnafı Turhan Erde şöyle konuştu. Burası normalde 1919 sokaktı. Efeler Belediyesi bu sokakla bir çalışma yaptı. Arka sokakta yapıldığı gibi, Münir Özkul Sokak oldu, özür dilerim arka sokağımız. Burası da Adile Naşit Sokak olarak açılış yapıldı, işte bir sene önce. Bütün olaylar bir an öncesinden itibaren başladı. Adile Naşit Sokak'ın tabelesi sökülüyor, 1919 takılıyor. 1919 takılıyor, Adile Naşit sökülüyor. Değişik değişik hareketler içerisinde iki büyükşehir belediyesi, öbürküsü de Efeler Belediyesi. İkisi de CHP'li belediye ama kendi aralarında savaş içerisinde. Neden savaşıyorlar? Niye bu hale geliyor? Bunca deprem, bunca ülkede ekonomik krizi varken, can kayıpları varken bunların yaşanmaması lazım. Daha farklı konulara değinilmesi lazım bence. Aile Naşit Sokak olarak olması evet güzel olur mu? Olur. Bunda da, yani bunu da isteriz. Ama gel gelelim yani kendi aralarında anlaşamamazlıklarını biz vatandaş olarak çekiyoruz.